الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فمعذبه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Aziz müminler, şerefli Müslümanlar, Allahu Azimüşşan Sure-i Fürkan'da 43 numaralı ayet-i kerimede Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme hitaben ve onun da zatında bütün ümmeti Muhammed'e hitaben aynen şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Eraeyte men ittehaze ilahehu heva efe ente tekunu aleyhi vekila. Habibi zişanım Muhammed Mustafa'm aleyhissalatü vesselam. Gördün mü? Dikkatini çekti mi, nefsinin arzularını, zevklerini ve keyiflerini, şehvetlerini, iştahlarını Allah kabul edenleri gördün mü? Dikkat edin, dehşetli bir ayet-i kerimedir bu. Nefsinin arzularını, şehvetini, keyfini ve zevkini Allah kabul edenleri gördün mü Muhammed'in aleyhissalatü vesselam? Ne demektir bu? Kendi nefsinin arzularını adeta ilahlaştıran, emirlerini, bütün hareket tarzını nefsinin arzusuna göre planlayan, nefsi, keyfi ve zevki neyi emrederse onu yapan insanın Allah'ı kendi nefsi olmuştur. Ayet-i kerime sanki daha şimdi nazil olmuş gibi taze ve yenidir. Zira öyle bir cemiyetin içinde yaşıyoruz ki kendi zevkini, kendi keyfini, kendi nefsinin arzularını ve iştahlarını, kendi isteklerini adeta ilahlaştırmış, putlaştırmış, kendi kendisini Allah kabul eder bir hale gelmiştir. Evet evet, şimdi söyleyeceğim. Şimdi şu mübarek Ramazan günlerinde resmen, alenen, açıkça Müslümanların Allah'ıyla alay edercesine, Müslümanların kitabıyla alay edercesine elinde sigarayla dolaşan adama sorun. Nesin sen? Kimsin? Ne yapmak istiyorsun? Bu mübarek Ramazan gününde bu halin ne? Diye sorduğunuz zaman size bir tek cevap verecektir. Ben kendi hayatımı yaşıyorum diyecek. Kendi hayatımı yaşıyorum. Ne demek kendi hayatımı yaşıyorum? Kendi kendimi hayata getiren benim, Allah benim demek istiyor. Tabii kendi hayatını diyor. Halbuki hayatı kendisinin değil onun. Ona o hayatı veren Allah'tır. Ben kendi hayatımı yaşıyorum demekle kendi kendimin hayatı elinde, hayata kendim geldim, Allah diye bir şey kabul etmiyorum demek istiyor.
Görüyor musunuz? اَرَعَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلٰهَهُ هَوَى Nefsinin arzularını, keyfini ve zevkini Allah kabul edenleri görüyor musun Muhammed Mustafa'm? Aleyhissalatü vesselam. Ayete bakın. Belinin ortasına kadar soyunup dolaşan, dıştan baktığınız zaman umumhane karısı mı yoksa ev hanımı mı belli olmayan bir kadına sorduğunuz zaman o da aynı cevabı verecektir. Ben kendi hayatımı yaşıyorum diyecektir. Ne demek? Kendi hayatım deyince bu hayatın sahibi benim. Bana bu hayatı veren Allah değil ben buldum diyecektir. Tabii. Görüyor musunuz? Hayatın sahibini tanımıyor bunlar. Eğer hayatın sahibi olan Allah-u Teala'yı tanısalardı, Ramazan gününde kesinlikle sigara içip dolaşamayacaklar ve Allah'a kafa tutamayacaklardı. Meselenin özü burada. Tebârekellezî biyedihil mülk ve hüve alâ külli şeyin kadir. Ellezî halakal mevte vel hayâte. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Bir kere şu kazıyeye, şu hakikate iman yok bunların. Kendi hayatımı yaşıyorum diyor. Hani kendi hayatım deyince, bu hayatın sahibi benim. Kimseyi hayatıma karıştırmam, Ramazan'da benim yememe içmeme Allah karışamaz diyor. Evet, işin psikolojik tavrı budur. Sosyolojik bir isyan yaşıyoruz şimdi. İçtimai bir isyan. Bu ortamda her türlü isyanı yapabiliyor tabii insan. Bunların Allah katındaki seviyesi nedir bunların? Bu nefsinin arzularını, iştahlarını, nefsi nerede, neyi ve ne zaman arzu ederse onun peşinde koşan bu insanların Allah katındaki seviyesi ne? Durumu ne? Onu da Hazreti Habibullah'a bildirmiş Mevlamız. Öyle bir nesil yetişmiş ki, öyle bir cemiyetin içinde yaşıyorsunuz ki, insanların çoğu nefsi, iştahı, arzuları neyi isterse, nerede isterse, ne zaman isterse hemen nefsinin arzusuna boyun eğiyor. O halde o nefis o adamın nesi olmuştur? Allah'ı olmuştur. Boyun eğiyor mu? Boyun eğdiği ve arzularına mahkum olduğu nefis o adamın Allah'ıdır artık. Korkunç bir hadise. Ve bugün toplum bunu yaşıyor. Şu kadar çocuğa soruyorsunuz. Benim hayatıma kimse karışamaz. Allah'ım Allah kabul etmem diyor. Hayatıma kimse karışamaz ne demek? Benim hayatımı kimse planlayamaz. Günde 5 vakit namazla benim hayatımı Allah planlayamaz. Senede 1 ay oruç tutmakla benim zevkimi, iştahımı Allah kaçıramaz. Allah tanımıyorum diyor. Görüyor musunuz? اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلٰهَهُ هَوَى Nefsinin arzularını ve iştahlarını Allah kabul eden kafirleri gördün mü Muhammed'im? İşte bunlar. Şu sokakları dolduran ve Allah katındaki seviyesini şimdi göreceğimiz insanlar. Bakınız Mevlamız ne buyuruyor? اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْسَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْهُمْ اَضَلُّ سَب۪يلًا Habibim Muhammed Mustafa'm, sen onların çoğunu işitiyor, nasihatları dinliyor, aklını çalıştırıyor ve düşünüyor mu zannediyorsun? Hayır, اِنْهُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامْ Onlar 4 ayaklı davarlardan, hayvanlardan daha aşağılık mahluklardır. Onların kulakları duymaz. Şehvetine hitap ederse tamam. Şimdi adam o kadar nefsinin arzularını putlaştırmış ki bir teyit makinesine çok affedersiniz
seks bantını, fuhuş bantını koyup da çaldığınız zaman kulağını açıp dinliyor. Seks bantı, fuhuş bantı, namussuzluk bantı. O müziği, o çaldığı dinliyor, bayılıyor, alakadar oluyor, seviyor, tamam. Ama bir vaaz-ı nasihatın bantını açıp da çalmaya başladınız mı çıldırıyor. Niye? Birisi şehvetine hitap ediyor, onun da şehveti onun Allah'ı olmuştur, hoşuna gidiyor. Görüyor musun? Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti tefsir eden, vaaz eden bir hocanın vaaz-ı nasihatını teyipten çalmaya başladığınız zaman kuduz köpekler gibi kuduruyor. Çünkü onun Allah'la bir alakası yoktur. Çünkü onun Allah'ı kendi nefsidir. Görüyor musunuz? Ne hale gelmiştir cemiyet? İnhum illa kel en'am. Onlar sadece karınları acıktığı zaman yemek arayan, yedikleri yiyecekleri hazmettikten sonra bağırsakları sıkışınca bir yüz numara arayan iki ayaklı aşağılık hayvanlardır onlar. Onların hayatı lokanta ile tuvalet arasında geçer. Acıkınca lokantaya gider, sıkışınca tuvalete gider. Hayvan çünkü hayvan. İnsan değil ki o. Allah'a ibadet etmeyenlere insan mı diyorsunuz? Ramazan ayında hiçbir zarureti yokken oruç tutmayan insanlara insan mı diyorsunuz? Allah onlara insan demiyor. İnhum illa kel en'am. Onlar hayvanlardır. Görüyor musunuz? Açık konuşalım. Politika yapmayalım. İşi kıvırmayalım. Allah'ın kitabını mertçe söyleyelim. Cemaatimiz de mertçe dinlesin, erkek de dinlesin. Canı sıkılmasın. Zoruna gitmesin cemaatimin. Şuradaki konuşmalarımızdan canı sıkılanın imanından vallahi şüphe ederim. Benim şuradaki konuşmalarımdan ve okuduğum ayetlerden canı sıkılan adam henüz Müslüman olamamıştır. Ortada Kur'an vardır. Ben yokum. Kur'an'a teslim olacaksın. Öyle bir takım polemiklere gelmeyeceğiz. Ya tam Müslüman olacağız ve çekip gideceğiz. Alacalı bulacalı bir Müslümanlık yok İslam'da. Allah'ın bir takım hükümlerini alıp bir takım hükümler atmak yok İslam'da. Müslüman Allah'ın kitabının tamamının muhatabıdır. Yalnız oruç tutunuz ayetinin muhatabı olup da faiz almayınız ayetinin muhatabı da aynen sensin yine. Hepsini birden alacaksın. Nefsini ilahlaştıran insanlar. İnsan mı onlar? Mevlana yemekten içmekten başka bir gayesi olmayan insanı pislik makinesi diye tarif ediyor. Pislik yani hazım cihazından ibaret pis bağırsak organizasyonu. Ve daha evvel söylemişimdir tekrar arz edeyim. Şunu misal veriyor Mevlana'mız. Ne yazıktır ki, ne hazindir ki Mevlana'mızı bile kendi şehvetlerine alet etmeye kalkışıyorlar. Hani Mevlana haşa sanki def çalmış, dömbelek çalmış, çalgı çalmış, dans etmiş gibi kendi karnavallarına benzetmeye çalışıyor aşağılık adamlar. Mevlana'mızı da çalmak istiyorlar ha. Mevlana'yı bir karnaval, geniş bir fistan giyip de dolanan başı döndüğü zaman da bir kenara girip esrar içip zina eden bir hayat zannediyorlar. Haşa! Kaptırmayacağız Mevlana'mızı onlara inşallah. Adeta bir curcuna, bir rezalet atmosferine sokmaya çalışıyorlar. Gel, gel, ne olursan ol gel demiş. Gel de İslam'ın dergahında şarap piş mi diyor. Gel, gelirken şarabını eşikte, merdivende bırak, insan olarak gel diyor. Gel de karnaval yap demiyor. Gel de rezalet yap demiyor. Gel de esrar istemiyor. Gel de Allah'ın huzurunda namaz kıl, secde et diyor Mevlana. Onu kıvırıyor, bozmaya çalışıyor hain. İnanmayacağız. Mevlana'mız öyle söylüyor. Bir araziden geçip gidiyordum diyor. Bir yerden yaya olarak geçip gidiyordum.
kulağıma derinden derine bir ses geldi. Bu ses nereden geliyor, nedir diye merak ettim, yaklaştım. Bir de gördüm ki bir derenin kıyısında at buyurun bir insanın pisliğinden geliyor ses diyor. İnsan pisliğinden geliyor. Ve inim inim iniyor, şikayet ediyor. Daha da yaklaşıp dinlediğim zaman anladım ki şunu söylüyor. Şöyle feryat ediyor. Allah'ım, ben bir saat evveline kadar yemyeşil bir ağacın dalında mis gibi kokan bir şeftaliydim. Beni, seni tanımayan, namaz kılmayan, sana secde etmeyen, sana oruç tutmayan zalim bir insan yedi, beni pisliğe çevirdi. Ondan davacıyım ya Rabbi. Demek ki. Ey insan, yediği şeyleri pisliğe çeviren bir pislik makinesi olamazsın diyor Mevlana. Pislik makinesi bunlar. Nefsinin arzusundan başka bir şey mi arıyorlar? Sokağa çıkmadan önce aynanın karşısına geçip de kaşlarını incelten, kirpiklerini boyayan, göz kapaklarını boyalayan, suratını pudralayan, cilalayan, dudaklarını leş yemiş köpek gibi boyalayan, tırnaklarını cilalayan, saçlarını şampuanla tarayıp beline kadar soyunup sokağa çıkan kadın neyi arıyor şehvetinden başka? Onun şehveti onun Allah'ı olmuştur. Neyi arıyor? Mertçe konuşalım. Açık konuşalım. Bu kürsü İslam hakikatlerinin açıkça konuşulacağı bir yerdir. Burası politika merkezi değildir. Neyi arıyorlar? Sokakta bu çıplak kadınlar neyi arıyorlar? Vallahi bunun bir tek cevabı var. Nefsinin arzusunu arıyorlar, şehvet arıyorlar. Bir tek cevap vardır. Eğer kocası için, eğer kendi nikahlısı erkeği için, kocası için olacaksa, evinin içinde süslensin. Kendi erkeği içinse. Kendi erkeği için değil, tam tersine evde, pejmürde kıyafetle dolaşıyor, pijamayla dolaşıyor, dağınık saçlarıyla dolaşıyor, taranmadan bile dolaşıyor. Sokağa çıkarken adeta böyle vitrinlere konup da satılacak mal gibi cilalanıyor, etrafın şehvetini çekmeye çalışıyor. Böyle değil midir bunun sebebi? Nedir bunun manası? اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَى Ayet-i kerimedeki bu men harfi hem erkeklere şamil hem kadınlara şamildir. Men-i mevsule açıkça kadınlara da şumulü vardır, erkeklere de şumulü var. Müslüman böyle olamaz. Müslümanların hanımları Yahudilerin karılarına benzeyemezler. Sokakta bacağına geçirdiği kot pantolonuyla dolaşan kadınların arasında hangisi Müslümanın karısı veya kızı, hangisi Yahudinin kızı veya karısı belli oluyor mu? Hepsi söyleyin. Ama Allah belli olmasını istiyor. Ne diyor Rabbimiz? Kullil müminati Habibim Muhammed Mustafa'm, Müslümanların kadınlarına söyle, Müslüman hanımefendilere söyle, elleri ve yüzleri müstesna, tepeden tırnağa örtünsünler, derilerini, etlerini, kemiklerini, af buyurun vücutlarını satılık mal gibi teşhir etmesinler, cehenneme odun diye yakarım onları diyor. Allah'ın dediği bu. Peki kime tabi oluyor bunlar? Allah'ın dediğine tabi olsalardı, böyle çırılçıplak dolaşamayacaklardı. Allah'ın vücutlarına giydirdiği o deriyi, o eti kasap dükkanlarında asılı kıpkızıl etler gibi etlerini böyle neşretmeyecekler, teşhir etmeyeceklerdi. Kime uyuyor bunlar? Belli ki bunlar Allah'a uymuyor. Kime uyuyor? Avrupalı modacıları Allah diye kabul etmiş onlara uyuyor. Senin Allah'ın Avrupa mı? Senin Allah'ın Amerika mı? Senin Allah'ın Fransa mı? Sen Allah'a inanmadın mı? Sen Hazreti Muhammed'e inanmadın mı? Sen Kur'an'a inanmadın mı? Hangi Müslümanlıktan bahsediyorsun? Müslümanın karısı böyle olamaz. Müslümanın kızı böyle olamaz. Müslümanların cemiyeti böyle olamaz. Müslümanın idaresi böyle olamaz. Ortada Kur'an-ı Kerim vardır.
Allah'ın hükümlerini böylece rahat rahat çiğneyemezsiniz. Allah sizi cezalandırır. Terörle, anarşiyle sizi Allah cezalandırıyor. Çiğnemeyin Allah'ın hükümlerini. İslam'ı çiğnemeyin. Hazreti Muhammed'i çiğnemeyin. Ramazan'ı çiğnemeyin. Oruç ayetini çiğnemeyin. Arş-ı Âlâ'dan gelen Ramazan-ı Şerif'i çiğnemeyin. Yıkmayın İslam'ı, yıkmayın hakikatleri, yıkmayın ayet-i kerimeleri. Yapmayın Müslümanlar. Etmeyin Müslümanlar. Bu cemiyet Kur'an'a göre kurulmamış diyorum. Hayatınız İslam'a göre ayarlanmamış diyorum. Modelinizi Kur'an'dan almamışsınız. Dönün İslam'a. İslam'ı bütünüyle yaşayın. Allah'ın ayetlerinin tamamına muhatapsınız. Bir kısmına değil diyorum. Allah'ın ayetlerini ayıramayız. Vaktiyle bu millet tarihin en büyük milletiydi. Bu millet cihan tarihinin en büyük milletiydi. Bu milletin evladı tarihin en büyük insanlarıydı. Her şeyi yıktılar. Şimdi bile görüyorsunuz Avrupalı kafirlere, Amerikalı turistlere ecdadımızın yaptırdığı Süleymaniye'den başka gösterecek neleri var, neyi gösterebiliyorlar? Sultanahmet Camii'sinden başka Avrupalılara gösterecek ne yaptınız, neyi inşa ettiniz? Her şeyi yıktınız, şimdi de memleketi yıkmaya çalışıyorsunuz. Neyi yapabildiniz? Benim ecdadımın yaptıklarının nesini yapabildiniz? Hala Avrupa'ya karşı İslam'ın eserleriyle, Sultanahmet Camii'siyle, Ayasofya Camii'siyle, Süleymaniye ve Selimiye Camii'siyle iftihar ediyorsun. Avrupa'ya bunları göstermekten başka malzeme bulamıyorsun sen. Ve hala İslam'a sataşıyorsun değil mi? Ve hala İslam'a hakaret ediyorsun değil mi? Ve hala Hazreti Muhammed'e hakaret ediyorsun değil mi? Ve hala Kur'an'ı tanımıyorsun değil mi? Hayır. Aziz müminler, hayır. Onlar kendi nefislerini ve şeytanlarını Allah telakki ediyorlar. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلٰهَهُ هَوَى Habibim, onları görüp de üzülme. Onların Allah'ı kendi nefisleri olmuştur. Biz yarattık dediler. Biz yaptık dediler. 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan dediler. Kâbetullah'ı kabul etmediler. Yetiştirdikleri şairlerle, edebiyatçılarla Allah'a ve Kâbetullah'a hakaret ettiler. Kemalettin Kamu namındaki kafir bir şair, okul kitaplarına kadar geçmiş olan bir şiirinde şöyle söylüyor. Her yerde ispata hazırım. İki defa milletvekili olmuş bir şair, Kemalettin Kamu, vallahi aynen şöyle söylüyor. Ne örümcek, ne yosun, ne mucize, ne afsun. Bize Çankaya yeter, Kabe, Kâbetullah Arap'ın olsun. Bize Allah lazım değildir diyor adam. Şiir yazmış böyle. Kabe Arap'ın olsun, biz Kabe'yi istemiyoruz. Biz Allah'ı istemiyoruz demiş adam. Şiir yazmış, okul kitaplarında okunmuş bu. Ne zannediyorsun ya? Bu eli silahlı gençler birdenbire mi şekillendi zannediyorsunuz? Bu anarşist dedikleri gençleri bunlar yetiştirdi. Bu teröristleri bunlar yetiştirdi. Bu sokakta adam öldüren, can yakan, cam kıran, etrafı kana bulayan bu gençleri şimdiki üniversite yetiştirdi. Bugünkü profesörler yetiştirdi. Öyle değil mi? İnkar edebilir misiniz? Bunlar yurt dışında yetişmediler ki, milli eğitim sisteminin çocukları bunlar. Bugünkü üniversitenin çocukları bunlar. Ama ellerine silah geçirmişler, durmadan ölüm ateşi saçıyorlar. Siz yetiştirdiniz. Ama Kur'an'ı kabul etmediniz. Ama Muhammed Mustafa'yı kabul etmediniz. Onun terbiyesini kabul etmediniz. Ona çöl Arabı dediniz. Kur'an'a çöl kanunu dediniz. Allah'tan korkmadınız. Çünkü nefsinizi Allah telafi ettiniz. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلٰهَهُ هَوَى Habibim, onları görüp de üzülme. اَفَاَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَك۪يلًا Sen onların üzerine vekil değilsin. Allah onların hesabını soracak diyor Rabbül Alemin. Kimi kime şikayet ediyorlar? Üniversitelerde
oruç tutan Müslüman kardeşlerimize öyle profesörler çıktı ki, aa evladım 20. asırda oruç tutmak da neymiş, eskiden Araplar açmış, susuzmuş, yiyecekleri yokmuş, oruç diye Muhammed onları kandırmış, siz tutmayın demişlerdi. Bu nesil böyle yetişti kardeşlerim. Gökten zembille inmedi anarşist, bu memlekette ve bu milli eğitim sisteminde yetişti. İnkar edebilir mi bir erkek? Allah'a secde eden talebelere not vermediler. Başını örten Müslüman talebelere sınıf geçirmediler, karne vermediler. Namaz kılan memurları attılar, derece vermediler, terbiye ettirmediler. Anarşistler havadan mı geliyor zannediyorsunuz? Yetişti, bu topraklarda su içti. Bu topraklarda ekmek yedi, bu topraklarda zehir yedi, bu topraklarda Allah yoktur dedirtildi. Gelsinler konuşalım, nerede isterlerse, mahkemedeyse mahkemede, meclisteyse mecliste, idam sehpası altındaysa idam sehpasında. Gelsinler. Açık ve seçik her şey, hadiseler ortada, biz bu memleketin kurbanlarıyız. Ben son kanımın son damlasına kadar bu toprakları düşmanlara teslim etmem. Elime Kur'an'ı alırım, şehit olmak için koşarım. Ama öbürü kaçar, uzaklaşır, şampanyasının başına gider. Ben bu toprakların kulu kölesiyim. Ben Allah'ın kuluyum. Bu şehit topraklarını kimseye vermem. Vatanımı parçalatmam, milletimi parçalatmam, Kur'an'ı çiğnetmem. Beni kimse itham edemez. Ben bu toprakların çocuğuyum. Ben bu yurdun kurbanıyım. Ben memleketin asayişini istiyorum. Emniyetini istiyorum. Huzurun gelmesini istiyorum. Yeraltı örgütüne dahil değilim. Yerüstü örgütünüz yok. Allah'ın evinden başka hiçbir sahamız yok. Emniyet teşkilatı endişe edemez. Askeri erkan endişe edemez. Biz açıkça her şeyi mertçe söyleyen, fikir özgürlüğü ortamında hakikatleri konuşan bir din görevlisiyiz. Kimseye çekinmiyoruz. Çünkü ben suç işlemiyorum. Kimseyi suç işlemeye teşvik etmiyorum. Kimseyi eyleme kışkırtmıyorum. Ama zihinlerin açılmasını, hakikatleri öğrenmelerini istiyorum. Öğretmek suç değil, öğrenmek suç değildir. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ Nefsinin arzularını Allah kabul edenleri görüyor musun Muhammed'im? İşte bunlar, Firavun bunlar. Firavun daha insaflıydı belki. Şeytan aleyhillâne bir gün Firavun'un kapısını çalıyordu. Firavun biliyorsunuz ene rabbükümül e'lâ diyen bir kafirdi. Ben sizin en büyük Allah'ınızım demişti. Ene rabbükümül e'lâ. Şeytan günün birinde Firavun'un kapısını çalıyordu. İçeriden Firavun şiddetli şiddetli kapının çalındığını duyunca, işitince kimsin, ne istiyorsun diye sormuştu. Şeytan kahkahalarla içeriye girmiş, yakasından tutmuştu Firavun'un. Ne aptalsın Firavun demişti. Hem Allah'ım diyorsun hem de kapıyı çalanın kim olduğunu soruyorsun. Ne aptalsın sen demişti. O bile insaflıydı. Sonra o da tebessümle, canım dedi, biz kim, Allah kim, biz yediğimizi, içtiğimizi bir tuvalete boşaltmadan çatlayan, patlaması gereken pis mahluklarız, ne Allah'ı, ağzımızdan bir kere kaçırdık demiş. Bunlarda o kadar da insaf yok. Hala İslam'a dönmüyorlar, hala Hazreti Habibullah'a dönmüyorlar. اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْسَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ Onların çoğunu sen işitiyor, dinliyor, akıllarını işletiyor mu zannediyorsun? İnhum illa kel en'am. Onlar hayvanlar gibidirler. Belhum edallü sebila. Yol itibarıyla, yaşayışları itibarıyla hayvanlardan daha aşağılık mahluklardır onlar. Zira, bakınız, Kurtubi namındaki ciddi tefsirde, şöyle bir kayıt tespit ettim. Vakale mukatil
El-behâimu te'arifu rabbehâ ve tehtedî ilâ merâ'îhâ ve tenkâdu li-erbâbihâ. Hayvanlar yaratıcısını tanımaktadırlar. Akşamları merâdan, tarladan, çayırdan, çimenden döndükten sonra sahibinin evini tanımaktadırlar diyor Mukatil, büyük müfessir. Ve evin sahibine teslim olmaktadırlar. İnkiyat ve tenkâdu li-erbâbihâ, erbabına, kendisini besleyene, hayvan kendisine bakana, hayvan kendisini besleyene, kendisini ahırda ağırlayana teslim olur hayvan. Bunlar kendisini yaratan Allah'a bile teslim olmuyorlar. Nefislerini Allah telakki etmişler. Öyle değil mi kardeşlerim? Sık sık misal veririz ama zamanı geldiğinde tekrar etmek gerekiyor. Siz hepiniz mutlaka bilirsiniz. Hayvanlar 300'ü 500'ü bir arada sürüler halinde otlarlar ya, akşam olunca sürü halinde hayvan, hayvan sürüsü kasabaya veya nahiyeye veya köye indiği zaman her bir hayvan sürünün içinden seçilip seçilip ev sahibini girip bulmuyor mu? Hangi evin malıysa o eve gidip teslim olmuyor mu? Evet, gidip teslim oluyor. Evinin sahibini biliyor. Kendisine bakanı tanıyor. Ve yine siz biliyorsunuz daha çok. O hayvan, süt getiren hayvanlar akşamleyin getirdikleri sütleri sahiplerine teslim ediyorlar. Yabancı bir insan, tanımadıkları bir insan o hayvanın sütünü almaya çalıştı mı, hayvan sütünü çekiyor, damla memesinden süt vermiyor, tekmeyle vurup deviriyor adam. Tanıyorlar sahiplerini. Ya bizim şu üniversiteyi bitirenler niye Allah'ı tanımıyor? Ya şu yüksek tahsil talebeleri niye Allah'ı tanımıyor? Okutmadınız da onun için. Eğitim sisteminizde Allah yoktu da onun için. Tanımayacak tabii ya. Nerede İslam'ın hakikati? Nerede İslam'ın eğitimi? Şu Ramazan'da bile çıldıracağım neredeyse. Ramazan ayı hepiniz biliyorsunuz ibadet ayıdır. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyor. Şeytanların bağlandığı bir aydır. Oruç tutacağı, gece namaz kılacağı, bütün gününü ve gecesini Allah'a ibadetle geçireceği bir Ramazan ayında Ramazan geceleri diye televizyona öyle programlar getirmişler ki çırılçıplak fahişeler Ramazan gecesi dans ediyor Müslüman önünde. Ramazan'ın gecelerini bile bir zina gecesi, bir fuhuş gecesi, bir eğlence gecesi haline getirmişler. Ramazan eğlence günleri midir? Ramazan günah toplama mevsimi midir? Topladığınız günahları dağıtmak için bir vesile olan Ramazan ayını Ramazan geceleriyle, soytarılarla, maskaralarla, bilmem tiyatrocularla, şantözlerle, dansözlerle Müslümanların Ramazan gecelerini rezalet gecesi haline getirmeye ne hakları var, ne hakları var? Hey Müslümanlar, hey! Uyuyun bakalım! Uyuyun hele! Uyanmayın hala! Hala siz cennet bekleyin! Hala Muhammed Mustafa'yı bekleyin! Hala bekleyin bakalım! Uyuyun hele! Sükuta mahkum olun! Memleketin aslı sen! Devlete vergi veren sen! Orduya asker veren sen! Üniversiteye öğrenci veren sen! Fabrikaya işçi veren sen! Ama susan sen! Sesi soluğu çıkmayan sen! Sen! Ey kısırık Müslüman! Sen! Ne zaman, nasıl, nerede, niçin? Kahredici sualler bunlar. Şimdi dersin bu noktasında İslam'ı bütünüyle yaşayan ashab-ı kiramdan misal verelim. Eğilmeyen Müslümanlar en kahredici zamanlarda bile İslam'ı dimdik ayakta tutan Müslümanlar. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. La yu'minu ahadukum hatta yekune hevahu teba'an lima ci'tü bihi. Sadaka Resulullah. La yu'minu ahadukum. Ey Müslümanım diyenler, sizden biriniz
katiyen mümin olamaz, Müslüman olamaz. Hatta yekûne hevâhu, nefsinin arzularını tebe'an limâ ci'tü bihi, nefsinin arzularını, iştahlarını Allah katından getirdiğim Kur'an-ı Kerim'e ve İslam'a nefsini, nefsinin arzularını Kur'an'a uydurmadıkça onların imanını Allah kabul etmeyecektir buyuruyor. Nefsinin arzularını İslam'a uydurmaya. Görüyor musun? Ölçü bu. Nefsinin arzularını İslam'a uyduracaksın. O zaman nefsin yemek istiyor mesela, içmek istiyor. Ramazan günü oruç tutacaksın, İslam'a uyacak. Kimse nefsinin arzularını İslam'a uydurmadan Müslümanım demesin. Hadis sahih. Biz tam tersine İslam'ı kendimize uydurmaya kalkışıyoruz. Adam hala geliyor, ya ne aptal Müslümanlar var be. Hocam diyor, denize girmek orucu bozar mı, bozmaz mı? Şu aptal suale bak. Dünyanın en aptal sualidir. Mantıksız, temelsiz, İslam'la alakası olmayan bir sual. Ramazan'la denizin ne alakası var? Oruç tutmak demek, nefsin arzularına dur demektir. Denize gitmek nefsin arzusudur. Ramazan'la bağdaşır mı ki soruyorsun? Oruç tutmak, nefsin arzularını frenlemek demekti hani. Denize gidip serinlemeyi, denizin içinde çırpınmayı, serinlemeyi, sevişmeyi, yıkanmayı nefsin arzu ediyor. Halbuki oruç nefsi frenlemek demek. Daha nasıl soruyorsun hala? Niçin soruyorsun? Efendim, o Allah'ın kitabını kendi nefsine uyduracak. Hocaları kendisine uyduracak. Bir hoca da kalkar da yok canım, denizde yıkanmak orucu bozmaz derse, yaşa be hoca, aydın hocasın diyecek. Çünkü İslam'ı keyfine uyduracak. Keyfini İslam'a uyduracak kendisi. Bir hoca da kalkıp da çırılçıplak mayolarla, şunlarla bunlarla arını, namusunu, iffetini kaldırıp atarak kadınlı, erkekli denizlere Müslümanlar gidemez. Müslümanlar oralarda yıkanamaz. Karısını, kızını oraya götüremez deyince, ha bu hoca yobaz, oğlu yobaz diyor. Yobaz hoca veya çağ dışı hoca. Ama kalkar da yok canım, İslamiyet akıl mantık dinidir, ileri bir dindir. Kızını karını çırçıplak soy, hayvan sürüsü gibi git denizde yıkan, günah münah değildir derse, bravo, büyük hoca, ilerici hoca oluyor. İslam'ı kendisine benzetmeye çalışıyor haydut. Kendisi İslam'a benzeyecekken veya öyle memurken. Efendiler, işin şakası yoktur, memleket gidiyor. Hala ayakta kalıyorsak, ayakta bekliyorsak, bu imanımızın eseridir. Müslüman olmamızın eseriyle yaşıyoruz. İktisadımız çökmüştür. Bütün iş hayatımız çökmüştür. İçtimaiyatımız çökmüştür. Aile hayatımız çökmüştür. Her şeyimiz çökmüştür. Ama elhamdülillah imanımız ne kadar darbe yemiş de olsa şu kubbeler gibi dimdik ayakta durur inşallah. Kalkacağız. Allah'ın inayetiyle kalkacağız. Allah'ın inayetiyle İslam'ı hakim kılacağız. Şu kubbeler gibi dimdik duran imanımızı bir gün hayatımıza hakim kılacağız inşallah. Efendiler, bakınız, ashab-ı kiramdan bir örnek arz edeceğim. Biliyorsunuz Mekke-i Mükerreme'de İslam'ın yayıldığı günlerdeydi. Puta tapanlar Müslümanlara çok eziyet ettiler. Çok işkence yaptılar. Onlar da dayanamadılar biliyorsunuz. Çok zorluklar altında kaldılar. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam onlardan bir kısım Müslümanlara Habeşistan'a hicret etmeye izin verdiler. Habeşistan, Afrika'da bir ülke biliyorsunuz. O zaman Habeşistan Hristiyan'dı. Ve Hristiyan bir millet ve devlet idi. Devletin başında da bir kral vardı. İsmi Necaşi'ydi. Necaşi isminde insaflı bir kral. İnsaflı bir hükümdar. Allah'ın Resulü gidin buyurdular. Habeşistan'a hicret edin de zulüm altında inim inim inlemeyin buyurdular.
bir grup Müslüman gittiler. Habeşistan ülkesine girdiler. Habeş hükümdarı Necaşi müsaade etti, topraklarına girdiler. İltica hakkı tanımışlardı, sığındılar. Hristiyan bir ülkeye sığınıyorlar. Fakat puta tapanlar onları rahat bırakmadılar ki, 3 kişilik bir heyet gönderdiler arkalarından. Gidin onları kraldan geri isteyin, getirin asalım dediler. Geriye getirin. Heyet geldi, durum arz edildi. Habeş kralı Necaşi, Müslümanları da huzuruna kabul etti. Peşlerinden gelen putperestleri de huzuruna kabul etti. Hristiyan adetlerine göre kralın huzuruna girerken herkes eğilecek, yeri öpüp secde edecekti. Hükümdar merdiven gibi basamaklı bir tahta oturuyordu. Onun karşısına gelenler oturduğu tahtın ayaklarının değdiği toprağı öpüyorlar ve secde ediyorlar. Ondan sonra huzura giriyorlardı. Mekke'den gelen putperestler tereddütsüz o adete uydular, secde ettiler, hükümdarın yanına sokuldular. Ama o Müslümanlar zerre kadar eğilmeden uygun adımlarla sert bir şekilde gidip karşısına dikildiler kralın. Eğilmediler. Bunun üzerine kralın yakınları nasıl olur dediler, haşmetli. Bunlar sizin karşınızda eğilmediler, secde etmediler. Hiç bükülmediler. Saygısızlık ettiler. Bunları huzurunuza kabul etmeyin dediler. Necaşi sordu. Niçin eğilmediniz? Niçin secde etmediniz? Niçin bizim adetlerimize uymadınız? Dedikleri zaman Cafer İbni Ebi Talip, Hazreti Ali'nin kardeşi Cafer geldi ileriye. Biz dedi, ey hükümdar, biz Müslümanız, Allah'tan başkasının karşısında eğilmeyiz buyurdular. İslam budur. Nerede Müslümanlık şimdi? Sen ve ben Müslüman olduğumuzu söylemekten haya etmeliyiz bunların yanında. Hicret etmişler, zulümden kaçmışlar, işkenceden kaçıp Habeşistan'a sığınmışlar, kralın merhametine sığınmışlar. Orada bile imanlarını feda etmeyen Müslümanlar, orada bile eğilmeyen Müslümanlar, sen 3 kuruşluk menfaat karşısında faiz alan, faiz veren bankaya gidip teslim oluyordun. Geçenlerde Müslüman olduğunu zannettiğimiz bir iş adamı, öyle Müslüman ki 5 vakit namazı teleye vermiyor. Yazıhanesine gidiyorsunuz, seccade de kapının ortasına asılmış. Herkes görsün diye demek ki. Takunya makunya orada. İyi bir Müslüman zannediyorsunuz. Konuşmaya başlayınca ben faizin haram olduğunu şöyle ayet ayet anlatmaya başlayınca hocam dedi, dur bakalım dedi. Namaz neyse, oruç neyse, her şey neyse ben şu dedi faiz yasağına aklım vermiyor, ben bu ayeti kabul etmiyorum dedi. Namaz kılan Müslümana. Müslümana bak. Bu faiz işi dedi, iyi değil. Allah burada dedi, biraz işi şey ediyor dedi. Görüyor musun? Niye efendim? Faiz olmadan ticaret olmazmış. Faiz olmadan iktisadi sistem kurulmazmış. Faiz olmadan alışveriş olmazmış. Şu kafir herife bak. Namaz kılan kafir bu adam. Kur'an'ın bir hükmünü alıyor, öbür hükmünü atıyor. Yok böyle Müslümanlık, yok. Kur'an haykırıyor insanlara. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ Siz Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerini alıyorsunuz da bazı hükümlerini almıyor musunuz? Eğer öyleyse siz Kur'an'ın tamamını inkar eden kafirlersiniz. Gördünüz mü? Bizim cemiyet Müslüman mı? Bizim hayatımız İslam mı? Bizim toplumumuz İslam toplumu mu? Müslüman eğilmeyecek, Müslüman bükülmeyecek, Müslüman dökülmeyecek, Müslüman Allah'a kayıtsız, şartsız teslim olacak. Nerede İslam? Aziz kardeşlerim, saatimiz doldu, bir hususu arz etmek istiyorum. Bağlar başından geçtiyseniz mutlaka görmüşsünüzdür. Yüksek İslam Enstitüsü'nün hemen orasında çok mühim bir inşaat yapılmaktadır.
İslam Enstitüsü öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin ve bütün çevrenin, alemi İslam'ın her tarafından gelen delegelerin namaz kılması için, her türlü kitabı bulup okuyabilmesi için bir cami, bir kütüphane, bir külliye, misafirhaneler alemi İslam'ın yüzünü ağartacak muazzam bir inşaat yapılıyor. Mühim çalışmalar vardır. Allah ve Resulullah için sizi oraya yardıma davet ediyorum. Yüksek İslam Enstitümüzün, ki ben de oradan mezunum, ben de orayı bitirmek suretiyle hasbel kader, haşa hocam hoca değilim. Ulema-i asliyenin, Osmanlı alimlerinin, ecdadımız olan alimlerinin ayağının altındaki toz değiliz. Hasbel kader çıkmış bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Fakat illa bir mezhep lazım geliyor. Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olmasaydık nereden bu imkanları bulacaktık? Binlerce talebemiz okuyor. İlmi araştırma yapmak için kütüphane yapıyorlar. Cami inşa ediyorlar. Dershaneler inşa ediyorlar. Çalışıyorlar. Allah aşkına siz de yardımcı olacaksınız. Allahu Teala hepinizden razı olacak inşallah Teala. Okul müdürümüz halen burada kapıda bizzat okulun müdürü olacak. Müdürü sıfatıyla yardım toplayacağım diye gelmiştir. Mütevazi çalışmalarla durmadan gayret etmektedirler. Siz mümin ve Müslüman kardeşlerimi Allah için o hususta yardıma teşvik ediyorum. Mevla her zerrenizin karşılığını cennet eylesin inşallah. Başka çaremiz yok çünkü. Kur'an kurslarını, camileri, İslami müesseseleri siz yapacaksınız. Başka kim yapsın? Çareniz varsa söyleyin. Allah-u Teala cümlemizi iki cihan saadetine nail buyursun inşallah. Pazar günü Şehzade başında buluşmak ve haftaya Cuma günde burada inşallah buluşmak niyetiyle Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi kulluğuna bizi kabul eyle. Ortasına doğru yaklaştığımız Ramazan-ı Şerif'i bizlerden hoşnut eyle. Her nefesimize kelime-i şehadet ki göklere çıkan bir feryad ile buyurun. İman ve ikrarla huzuruna cümlemizi kabul eyle. Amin. El açıp amin diyen, uzaktan yakından gelerek bu sohbetleri dinleyen, çok uzaklarda çeşitli vasıtalarla bu konuşmaları dinleyen mümin ve Müslüman kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.